Herkese merhabalar. Tonguç evinde kimyasal tepkime nedir Tonguç sence? Hocam kimyasal tepkime kimya sınavlarından sonra hocaya verdiğimiz zayıf aldığımız tepkimedir hocam. Yani mesela hoca tepkidir yani hoca. Otur Tonguç 20 aldın deyince benim aldığım senin tepkim. Kulakların böyle olur herhalde. Aynen, otur hocam. Tonguç 20. Herhalde bak gözlerin felfecir gibi her tarafa bakıyor ama bir de gel bakalım derste ne yapacaksın ona bakalım. Tonguç kimyasal tepkimi başlayalım mı? Başlayalım hocam. Şimdi Tonguç bak 4 tane mavi top var. 2 tane turuncu top var. Bunlar birleşirlerse eğer bir şey olmazsa bak birleşiyorlar ve hiçbir şey olmuyor. Burada kimyasal tepkim var mıdır Tonguç'cum? Yoktur hocam. Yoktur. Hiçbir değişik yok. Ama bak 4 tane yeşil topla 2 tane turuncu top birleştikleri zaman çok enteresan bir şekilde 2 tane yeşil bir turuncu, 2 tane yeşil bir turuncu olarak gruplanmışlar ve birbirlerine bağlanmışlar. Yani yeni bir madde oluşturmuşlar. Görüyor musun Tonguç? Bak bu yeşil maddeydi. Bu turuncu maddeydi. Bu yeşil turuncu karışık. Yeşil turuncu karışık. Ama bak burada yeni bir madde oluşmuş. Aynı maddeler kalmış. O zaman kimyasal tepkimede bir kere yeni maddeler oluşacak. Bak buraya yazıyorum. Yeni maddeler oluşacak. Tamam mı Tonguç'um? Tamamdır hocam. Yeni maddeler oluşur. Peki bu maddelere şu tarafındaki şu ok işaretinin bu reaksiyon oku diyeceğiz buna. Bu tarafındakilere biz reaksiyona girenler diyoruz. Kimyasal tepkime girenler. Girenler çıkanlar belli olsunlar. Burada ise reaksiyondan çıkanlar diyoruz Tonguç. Veya diğer bir adıyla ürünler diyoruz. Üretra. Yani ürün dedi. Hayır ne alakası? Saçmaladım. Ürün dediğim şey sonuçlar. Buna ise kimyasal tepkime oku diyoruz. Dehidrasyon oku sentezi. Yönü gösteriyor. Tamamdır. Yani ilk başta bunlar vardı, son durumda bunlar var diyor bize. Bu kimyasal tepkime... Görünmeyen bir bir vardır. Değildir değil mi evladım? Tamamdır. Sakin ol şampiyon. Beyin gitti hocam. Şimdi evladım bak. Hidrojenle hidrojen bir arada. Hidrojenle hidrojen bir arada. İki hidrojen. Harika. İki hidrojen bir araya gelmiş. H2O oluşturmuşlar. Şimdi bak. Bunlara bakarsak eğer bu molekülü... H2 diye mi okunur, H2 diye mi okunur? Lan H2 olur ama çok bölme beni. Bak bu iki tane H1'e gelmiş H2'dir bu aslında. Evet hocam. Ama kaç tane var bunlardan? 4 tane var değil mi Tonguç? Pardon 2 tane. Artı. Şimdi Tonguç'um bak bir tane oksijen görüyor musun? O zaman bu da O2'dir değil mi Tonguç? Bundan bir tane var. Heh harika. Ondan sonra reaksiyon okunu çiziyorum. Son durumda ne olmuş biliyor musun Tonguç? Bak 2 tane H bir tane O. Yani... H2O olmuş değil mi Tonguç? Evet hocam. Kaç tane var bunlardan? İki tane. Oksijen var evet. İki tane var. Şimdi bak kimyasal reaksiyonlar böyle gösterilir Tonguç. İlk başta girenleri yazdık. Sonra ürünleri yazdık. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Bak buradaki sayılara biz yani şuradaki sayılara biz kimyasal reaksiyonun kat sayısı diyoruz. Kat sayıda diyoruz. Bak bunun kat sayısı bunun başındaki sayı ne? İki hocam. İki değil mi Tonguç'um? Peki bunun kat sayısı ne? Görünmeyen bir. Görünmez bir bir vardı. Tebrik ediyorum sana. O zaman katsayıların ne olduğunu anladın. Katsayıların yanında şu maddeleri ne diyoruz? Reaksiyona giren maddeler diyoruz. Bu madde ise reaksiyondan çıkan bileşik diyoruz Tonguç. O zaman burayı anladık mı Tonguç? Anladım hocam. Süper zekimi. Bak dikkat et. Sol tarafta girenler kısmındaki maddelerin sayısına bak. 1, 2, 3, 4 tane hidrojen var değil mi? Peki burada kaç tane hidrojen var Tonguç? 4. 4 tane. Harika. Aa ne var? Burada kaç tane oksijen var Tonguç bu tarafta? 2 tane. 2 tane oksijen var. Burada kaç tane oksijen var Tonguç? 2 tane. Bak ikisi birbirine. Ne eşit. Verirsen eline o gelir seninle. Çok önemli. Kimyasal reaksiyonlarda atom sayısı ve çeşidi bak bu çok önemli bir kanun korunur. Korunur şu demek kimyada Tonguç. Değişmez demek Tonguç. Yani atom sayısı ve çeşidi korunur değişmiyor. Anlaşıldı mı Tonguç? Anlaşıldı. Bir de kütlenin korunumu denilen bir nane var. O da şu Tonguç. Mesela bundan 23 gram girdiyse. Evet. Bundan da 70 gram girdiyse. Evet hocam. Bunların sonucunda kaç gram oluşur Tonguç? 93. Harika bu kadar. Mesela bundan 2 gram girdiyse. Bundan 16 gram girdiyse. Bundan kaç gram oluştu? 18 hocam. Süpersin işte bu kadar. Kütlenin korunumu da budur Tonguç. Bundan girenler neyse. Bak girenler eşittir. Çıkanlar olmak zorunda. Yani sonuç. Giren çıkan eşittir. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Birbirlerine eşittir. Bunu bilmenizde kütlenin korunumu. Peki birkaç tane yanma tepkimesi var. Yanma tepkimesi ne demek biliyor musun Tonguç? Ateşe dokunduğumuzda elimizin yanması. Çok daha basit bir tanımı var. Yanma tepkimesi demek oksijen ile birleşme demek. Tonguç. Bak girenler kısmında O2 varsa Tonguç bu yanmadır. Aa. İşte bak burada girenler kısmı burası ya.
Girenler kısmında oksijen var mı? Var. O zaman bu yanmalıdır. Tamam. Tavuş bak, magnezyum yanıyor burada. Magnezyum bir metaldir değil mi? Magnezyum yanınca bak ne çıkıyor? MgO çıkıyor ve alev çıkıyor, biliyor musun? Alev, alev. Ateş çıkıyor. Şimdi Tonguç'um, burada şunu bilmemiz şart, ötesi şart. Bak, girenler kısmında kaç tane magnezyum var? İki tane magnezyum var değil mi? Evet. Kaç tane oksijen var Tonguç? İki tane oksijen var. Burada kaç tane magnezyum var? Bak, magnezyumdan bir tane var ama iki ile çarpıldığı için iki tane magnezyum var. Kaç tane oksijen var Tonguç? Bir tane oksijen var. Burayı anlayabiliyor musun? Anlayabiliyorum. Şimdi bazen sınavda bize bunların katsayılarını vermeyecekler. Sınavda şöyle yapacaklar bak. Karbon, oksijen. Birleşti, karbondioksit oluştu. O zaman bak, burada kaç tane karbon var? Bir tane. Burada kaç tane oksijen var? İki tane. Burada kaç tane karbon var? Bir tane. İki tane oksijen var. Ama bak, dikkat et Tonguç. Bak, burada kaç tane karbon var Tonguç? Burada kaç tane karbon var? Bir tane karbon var. Burada kaç tane karbon var? Bir tane karbon var. Burada kaç tane hidrojen var Tonguç? Dört tane. Dört tane yok. Burada kaç tane hidrojen var Tonguç? Dört İki tane. Tane. O zaman diyorum ki ben, kardeşim bunda bir nanelik var. O zaman bunun başına 2 yazıyorum diyorum. Bak şimdi. Bundan 2 yazınca kaç tane hidrojen oldu? Bak 2 tane vardı. 2 tane de olunca 4 tane hidrojen oldu. Şimdi eşitlendi. Eşitlendi. O zaman karbon eşitlendi. Hidrojen eşitlendi. Süper süper süper. Oksijen burada kaç tane var Tonguç? 2 tane. Burada kaç tane oksijen var? Bir tane. Saçmalık. Burada 2 tane var. Burada 2 tane daha var. Bak bir tane de ama 2 ile çarpılacak 2 tane. Ha. Burada da 2 tane var. 4 tane oksijen var. Kardeşim bunu da o zaman ne yapmak zorundayım ben? 2 ile genişletmek zorundayım. Ki 4 tane oksijen olsun. Şimdi oksijen de eşitlendi. Tebrik ediyorum seni. Maşallah diyorum. Şimdi sana bir tane zor bir soru sorabilmiyorum. Bir soracağım. Evladım bak, bunu herkes yapamaz. O yüzden kıymetini bil. C3H8 artı O2 CO2 artı H2O. Genellikle yanma tepkimelerinde eğer karbon ve hidrojenli bir birleşik oksijenle birleşirse sonuçta %99.9 karbondioksit ve su ortaya çıkar. CO2 ve H2O. Şimdi bak, burada kaç tane karbon var Tonguç? 3 tane hocam. 3 tane karbon. Burada kaç tane karbon var Tonguç? 2 tane hocam. Çüş evladım. Oksijenlik. Bir tane pardon. Bir tane var. O zaman ben bunun başına direkt 3 koyarsam karbon sayıları eşitlendi mi? Eşitlendi hocam. 3 tane karbon, 3 tane karbon. Okey, okey. Şimdi bak, burada kaç tane hidrojen var Tonguç? 8 tane hocam. Süpersin Tonguç. 8 tane hidrojen var. Burada kaç tane hidrojen var Tonguç? 1 tane hocam. 2 tane var evladım. Bak, bu 2 hidrojen. Ama bu öyle bir şey olmaz ki. İstemiyorum öyle bir şey. O zaman bunun başına 4 koyarsam. Aa. Bak, 4 kere 2 8'den 8 tane hidrojen oldu mu? Eşitlendi, eşitlendi. Peki oksijene bakalım Tonguç. 2 tane hocam. Buradakine 2 tane. Burada kaç tane var Tonguç? 2 tane hocam. Bay. Burada 2 tane var ama 3 ile çarpıldığı için 6 tane oksijen buradan valdi. Burada bir tane oksijen var ama 4 ile çarpıyor. 4 tane oksijen var. 10 tane oksijen var. Ya kardeşim 10 oksijen. Burada 2 oksijen. Böyle bir dengesizlik beş olmaz. Başına. Bunun başına 5 koydum. Ve süper bir şekilde reaksiyon denkleştirme diyorum bu olaya. Denkleştirmede ne bulunuyor evladım? Kat sayılar bulunuyor. Kat sayılar neymiş? Bununki 1'miş demek ki, hiçbir şey yazmadığım için. 5'miş, 3'müş, 4'müş. Anlaştık mı Tavuş? Anlaştık hocam. Tebrik ediyorum. Ödülü sorumuzu yap, cevapları gönder evladım. Üşenme. Hiç çok basit bir şekilde yapabilirsin. Tonguç Ay'ın boyunca video bombalarımız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz çok güzelmiş. Tamamdır hocam. Ona bakalım. Ben bir önceki videoyu izlemiştim. Şimdi bir sonraki videoyu da izliyorum. Süper.